Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da katıldığı Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu. Konuşmasında adalet vurgusu yapan Erdoğan, kadın ve erkeğin eşit olmadığını söyledi. Eşitlikten ziyade adalet kavramının referans alınması gerektiğine dikkat çekti. Öğretmenler Günü nedeniyle Başbakanlık'ta da program vardı. Başbakan Davutoğlu, 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti. Burada bir konuşma yapan Davutoğlu, öğretmen adaylarını sevindirecek bir de müjde verdi ve Ocak ayında 15 bin yeni öğretmen atanacağını duyurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün kayınvalidesini sonsuzluğa uğurladı. Kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kılıçdaroğlu'nun kayınvalidesi Fatma Özdağ'ın cenazesi Tunceli'de toprağa verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün en kutsal meslek olarak adlandırdığı öğretmenler bu yılda unutulmadı. Şimdi yurdun dört bir yanında renkli görüntüler oluştu. Meteorolojinin yaptığı kar uyarısı çok geçmeden kendini gösterdi. Özellikle Muş ve Kars'ta vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü şehirlerde lafa lafa kar yağdı. Tabii her zaman olduğu gibi karın tadını en çok çocuklar çıkardı.